Selamünaleyküm değerli dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. İlk defa yapacaklar için alıç sirkesi yapıyorum. Geçen sene sarar alıçtan yapmıştım. Bu sene de kırmızı alıçtan sirke yapıyorum. İstek üzerine. Geçen sene zaten ben çok yapmıştım. Haydi Bismillah başlayalım. Ben şöyle garanti olsun diye bardakla kırıyorum. Şöyle bir tane vuruyorum. Bakın arkadaşlar, çatlatıyorum. İsterseniz tüm de koyabilirsiniz. Bu daha çabuk oluyor. Şöyle alt kalın bardağım vardı. Onunla kırdım. Kırdığım şöyle kavanoza da koyuyorum. Evet arkadaşlar, ölçü vermiyorum. Ne kadar koyarsanız o kadar sirkeniz olur. İster az ister çok. Şöyle bir tane vuruyorum, kırıyorum. Fermentesi daha çabuk oluyor böyle. Sirkesinin birçok faydası vardır. Dilimin döndüğü kadar bildiğim kadarıyla onları söyleyeyim. Grip nezle soğuk algınlığına, göğüs ağrılarına, şeker hastalığına, kötü kolesterolü düşürmede onun için de kullanıyoruz. Kolesterol için, hipertansiyon düşürmesinde de kullanıyoruz. Kan yapıcı özelliği de var. Rahatlatıcı, stresi azaltıcı özelliği de var. Metabolizmayı hızlandırıyor. Böbreklerin kumunu döküyor. Grip nezle soğuk algınlığını, alıç sirkesinde A, B, B2 ve C vitaminlerin yanı sıra potasyum, magnezyum içeriği sayesinde günlük vitamin ihtiyacını karşılıyor. Vitamin eksikliğini de önlüyor arkadaşlar. Evet, benim sirkeyi az yapıyorum. Bu kadar oldu. Kavanozumun tam üstüne gelecek şekilde su ekleyeceğim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı, videoların size gelmesi için bildirim zilini açmayı ve abone olmayı unutmayınız. Evet, şöyle güzelce suyunu da koyduktan sonra bir çay bardağı üzüm sirkesi var. Onu da ekliyorum. Evet, kendi evde yapmış olduğum sirke. 15 gün boyunca gidip gelip karıştırıyorum. Evet, mucizevi alıç sirkem tamamlanıyor. Unutmayın değerli dostlar. Şöyle çok küçük benim çay kaşığım. Şöyle küçük bir çay kaşığıyla çok da doldurmadan şöyle kaya tuzu ekliyorum. Tekrardan sirkelerde kullandığım oklavan var. Onunla 15 gün böyle karıştırıyoruz. Zaten 15 günün 20 günün sonucunda tabanına çökecektir. Evet, şöyle bir çay bardağı da pekmez ilave ettim. Daha çabuk fermente olması için pekmez ilave ettim. Eğer video sizin için yararlı bir video olduysa beğenmeyi, abone olmayı ve videoların size gelmesi için bildirim zilini açmayı ve sosyal medyalarda arkadaşlarınızın da yararlanması için videoyu paylaşmayı unutmayınız. Şimdi şöyle bir dülbetim var benim. Kullandığım böyle sirkelerde yıkayıp kaldırıyorum. Sonra üzerine bir lastik geçiriyoruz. Evet, şöyle bir lastik geçiriyorum. Evet, 15 gün boyunca gidip gelip karıştırıyorum bunu.
Hoşça kalın, Allah'a emanet olunuz.